Kutlama. Hey uykucu. Hadi kalkma vakti. Ben de taşırdım da daha yeni kalktım. Gücüm tam yerinde değil. Tabii. Çok güzel bir kutlama olacak arkadaşlar. Baksanıza bu ekip neler başarmaz ki. Bahar, Sevde, Hatice ve Sinem tatlıları yapacak. Hakan, sen masa düzeninden sorumlu olacaksın. Mete ve Neşe balonları şişirecek. Anlaşıldı kaptan. Şampiyona için gelen okullara güzel bir veda kutlaması yapmalıyız. İşte bu kadar. Kırmızının tonu biraz daha açık olsaydı daha güzel olabilirdi. Ve sanki biraz yamukluk var. Ağaçlara paralel olmalıydı. Halıya düzgün serin. Halıya düzgün serin. Halıya düzgün serin. Yusuf, kurtar beni şunlardan. Bence çok yakıştı. Kalsın böyle. Tamam. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Balon şişirmekten daha kolayı var mı? Yok. Biraz yavaş mı olsak? Az laf, çok iş. Az laf, çok iş. Mete, gel buraya. Gel dedim. Sıkı durun. Ali. Işıklar geliyor. Zeynep, halı hala yamuk duruyor. Ben şimdi oraya gelirsem... Bu çocuk beni canımdan bezdirdi. Çok güzel oldular. Evet Hatice, menümüzde başka neler var? Elbette. Kutlamaların olmazsa olmazı... Pasta! Evet. 3 yumurta... 1 su bardağı şeker... Şekerimiz de hazırsa malzemelerimizi karıştırıp tatlımızı fırına verme zamanı. Hmm.
Oh, sonunda bitti. Tatlı yapmak da çok zor işmiş. Ben niye oturuyorum zannediyorsunuz? Bahçe bitti. Yemekler ne durumda? Her şey hazır. O zaman herkes bahçeye. Sessiz ol. Ne oluyor Ali? Niye sessiz oluyoruz? Konuşacaklarımızı kimsenin duymaması gerekiyor da ondan. Neden? Size ihtiyacımız var. Dinliyoruz. Hasan'a şaka yapacağız. Şampiyonanın bitişi için yapacağımız kutlama başlarken herkes binadan tek tek çıkacak ya. Evet. Siz Hasan'ın en son sırada çıkmasını sağlayacaksınız. Böylelikle biz de planımızı uygulayabiliriz. Herkes nereye gitti? Hazırlanıyorlar. Onlar gelmeden bitirmemiz lazım. Burada olursanız Hasan şüphelenebilir. Siz de hazırlanmaya gidin. Biz Zeynep'le hallederiz. Bizi ürkütmek ne demek göreceksiniz. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Şaka olmalı. Evet, hem de bizim şakamız. Haklıymışsın Ali. Gerçekten çok eğlenceli bir şakaymış. Ali'nin yüzünü gördün mü? Ne harika bir gün oluyor değil mi? Ama giderken avlandılar. Gülümseyin. Yüzünün halini gördünüz değil mi? Ne komik ama. Buldum ben yani. Biz de avlandık tabii. Biliyordum böyle ben olacağını. Ben istemiyordum. Bir anda sırılsıklam olunca şoke oldum. Yarışlar hakkında ne düşünüyorsun? Çalıştık ve başardık. Açılın. Pasta geliyor. Yaşasın. Evet, pasta zamanı. Pasta. Harika. Harika görünüyor. Herkes pastama bayılacak. Çok lezzetli. Evet. Bu ne? Su mu bu? Bu ne böyle? Pastada sorun mu var? Herkesin de şaka yapası tuttu. Ama bu pasta tuzlu. Evet. Kutlama sona erdi. Herkes toplansın. Yarın Yaşar Doğu Spor Okulu'nu uğurlayacağız. Evet çocuklar. He? Türkiye Şampiyonası'nda mücadele etmeye hak kazandığınız için bugünü kutlamayla geçirdik. Ancak yarından itibaren çalışmalarınıza tüm hızıyla devam edin. Hepinizin güzel yerlere geleceğine inanıyorum.
Tekrar karşılaşacağız. Hoşça kalın. Güle güle. Ha? Oh. Oh. Hey, durun, fotoğraf. İrade. Sen biraz yavaşladın mı, bana mı öyle geliyor? Yaz tatili sana pek iyi gelmedi sanırım. Emin misin? Evet, eminim. Ama bu haksızlık. Kurtuldun demek. Evet, her zaman. Tabii ki her zaman olamaz. Nasıl olur? Topu ters noktaya atmıştın. Backhand'le kolay oluyor. Nasıl bir vuruştu bu? Hatırlıyorum sanki. Biraz böyle duruyordun. Daha öğreneceğin çok şey var İbrahim. Nasıl oluyormuş? Göster bakalım. Anlamadım. Şöyle mi yani? Başka rakipler istiyorum. Çok acıktım. Ne oldu? Böcek mi gördün yoksa? Yemek horniye şeker ve cips gelmiş. Hem de en sevdiklerimden. Ya gerçekten mi? Ben bunlardan yiyeceğim. Çok zararlı Ali. Bence yemeyin. Baksanıza burada ne güzel yemekler var. Bir kereden bir şey olmaz. Hem ne zamandır yemiyoruz. Ben de şunu alayım. Evet, bir tane de bundan. Bu da lezzetli görünüyor. Aklından bile geçirme. Nasıl görüyor ki beni? Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Mete. Peki, tamam. Çok güzel. Siz doyuyor musunuz? Antrenman yapmayı düşünmüyorsunuz, değil mi? Düşünmüştük ama düşünmemeli miydik? Yemekten hemen sonra spor yapmak ne kadar tehlikeli biliyor musunuz? Aradan 15 dakika geçti hocam. 15 dakika yeterli değil çocuklar. He? Kendinize yaklaşık 2 saat zaman tanımalısınız. Bu kural spor yapan herkes için kesinlikle uyulması gereken bir kuraldır. Daha ayrıntılı bir şekilde anlatayım. En az 2 saat sonra spor yapılmalı. Çünkü yemek yedikten sonra kan dolaşımımız hızlanır.
Mide yediklerini sindirebilsin diye kalp yüksek performansla çalışır. Spor yapınca da aynı şekilde. Yani yemekten hemen sonra spor yapmak kalp için zararlı. Evet. O yüzden herkes 2 saat sonra toplansın. Tamam. Ne oldu? Karnınız mı ağrıyor? Neden? Ah, bilmiyoruz ki hocam. Yemekhanedeki yemekler dokundu galiba. Sadece size mi? Bugün iradenizi ölçmek için yemekhaneye şeker ve cips getirttim. Anlaşılan bazı arkadaşlarımız iradesini koruyamamış. Sağlıklı beslenmeyi tercih etmemiş. Şunu unutmayın ki bir sporcu için antrenman yapmak, çalışmak ne kadar önemliyse... ...sağlıklı beslenmek de o kadar önemlidir. Oysa ki ben güreşe bir tepsi baklava sayesinde başlamıştım. Nasıl oldu da bir tepsi baklava sayesinde spora başladın? Benim memleketimde her yıl Mayıs ayında güreş müsabakaları düzenlenirdi. Köyde yaşayan herkes heyecanla Mayıs'ı beklerdi. Uyumayı severim ama eskiden erken kalkardım. Çünkü müsabakalar erken saatte yapılırdı. Erkenden tribünde yerimi alıp güreşçileri izlerken kendimi hep orada hayal ederdim. Bir gün çocuklar için de güreş müsabakaları düzenleneceğini öğrendik. Hemen başvurduk. Ödül olarak bir tepsi baklava vereceklerini öğrendiğimde daha çok heyecanlanmıştım. Hem baklavayı kazanabilmek için hem de başarılı bir şekilde güreşebilmek için günlerce çalıştım. Tabii köyde çok fazla seçenek olmadığı için ağaçlara el ense çektim. Tıpkı okulumuza adını veren Koca Yusuf gibi. Veya güçlenmek için koyunlarla boğuşurdum. Müsabakalarda karşıma çıkan herkesi yenmiştim. Hem baklava hem de memleketin en ünlü güreşçisinden takdir kazandım. Bana güreşe çok yatkın olduğumu ve beni çalıştıracağını söyledi. Ancak kalkmamı, üşengeçliği bırakmamı ve zayıflamamı şart koştu. Tüm dediklerini yaptım. O yüzden de şu an buradayım. Aslında baklava sayesinde şu an Türkiye şampiyonasına hazırlanıyorum. Baklava sayesinde değil, sağlıklı beslenmeyi ve hareket etmeyi öğrendiğin için bugün Türkiye şampiyonasına hazırlanıyorsun. Hakan ve Ali hariç herkes yanıma gelsin. Şimdi... Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Birden ısınmaya başla. Oturun. Siz değil. Sana diyor Hakan. Bence sana diyor. İkinize de diyorum. Al bakalım. Sen de al. Bugün iradenizi koruduğunuz için tebrik ederim çocuklar. Size gelince... İradenizi koruyamamış olabilirsiniz. Böyle bir durumda yapılacak en güzel şey yediğiniz besinleri antrenmanla yakmaktır. 20 turla başlayabiliriz. 20 tur mu? Olamaz. Oldu bile. Keşke yemeseydik. 20 tur koşmaya değmezdi. Hata yaptık. Hem ne vardı? Ali iyi misin? Şşt. Belki Akif Hoca koşturmaktan vazgeçer. Tembellik yok. Görüyorum seni Ali. Hiç mi yok hocam? Madem öyle koşalım biz. Koşalım koşalım hadi. Ay. Şekerlemeler eridi hocam. Gerçekten. İnanmıyorsanız bakın. Evet. Şekerlemeler erimiş. Şimdi sıra cipslerde. 10 tur daha. Bir daha zararlı yiyeceklerin yanından bile geçmeyecekler. Yaşasın! Hani sen brokoli sevmiyordun? Artık çok seviyorum. Çok 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 seviyorum.
Ne yapacaksın brokoli ya Ali? Baksana burada bir sürü cips var. Cips mi var? Ali hayır. Koşarız, başarız.